Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce uyarımızı yapalım. İsmimi, profil resmimi kullanan insanlar var. Belmiş gibi yorumlarınıza cevap yazıyor, numarasını yazıyor. inanmayın o kişi ben değilim. Şimdi Bitcoin'den başlayalım. Neler olmuş bitmiş? Biz uyurken bir düşüş yaşanmış ve uyanınca toparlanma olmuş. Yani uyanık kalanlar bayağı bir eziyet çekmiş. Uyuyanlar için sıkıntı olmamış. Öyle bir durumdayız arkadaşlar. Dün e, kutu kırıldı ve diğer hedefine gitti bakın e, turuncu çizgimiz ilk hedef 59.550 bölgelerine gitmiş Oraya dokununca arkadaşlar sert bir satış gelmiş Son analizimde de dedim bakın yükselen Sarı çizgimiz var Orada kırılmadıkça korkulacak bir şey yok Dün videoyu çektiğimizde şöyle 56.900 bölgesindeydi Şu anki bulunduğu seviye 57.500 arkadaşlar Yani bizim bakalım bir. Yani 57.400 diyelim biz. Birazcık altı olsun. 57.400 altında en azından bir saatlik kapanış yapmamamız lazım. Yani bu olmadıkça sıkıntı yok. Bakın şu an tekrar kutunun üzerindeyiz. İğnemizi attık. tepki aldık. Şu an kutunun üzerindeyiz mesela. Yani böyle kaldıkça arkadaşlar tekrardan turuncu çizgiyi deneyebilir. 59.550 bölgelerin tekrar deneyebilir. Oralar açılırsa arkadaşlar 4 saat kapanışlar gelmeye başlarsa üzerinde 60.840 diğer hedefimiz. Oraların açılması durumunda 62.180 dolar hedefimiz var. Son olarak da pembe çizgimiz 63.700 dolar. Bütün bu hedeflerin gelmesi için ne olmaması lazım? 57.400 altında 4 saat kapanış gelmemesi lazım. Yani arkadaşlar durum bundan ibaret. Diyelim Desteğimiz kırıldı sarı çizgi. O zaman kutunun alt çizgisi hedef olur. 56.400. Oralarda da tutunamazsa arkadaşlar 55.400 diğer hedefimizdir. 55.400 baya önemli destek. En sonda e, ora kırılmadıkça sorun yok demiştik biliyorsunuz. Ve oradan toparlandı. Şimdi tekrar gider ve kırarsa o zaman yeşil çizgi 53.700'ler gündem olur. Yani yapacağınız şey basit. Bu sarı çizgiyi takip edeceksiniz. Bura kırılmadıkça yukarı yönlü hareket bekleyebilirsiniz. Kırılırsa da yükseliş beklenmez, düşüş beklenir. Yani bu şekilde ilerlemenizi öneriyorum. Bakalım bir de Bollinger bandlarında falan durumlarımız ne? Şöyle Bollinger bandına gidelim. 4 saatlikte MA20'miz var. Onun bulunduğu yer orada 57.400 seviyesi. Yani hem yükselen trend çizgimiz var. Bakın bu sarı çizgi hem de MA20 tam kesişiyor ikisi arkadaşlar. Bakın tam kesişiyor. Oradan da tepki aldı zaten. Yani 57.400 cidden önemli. Bollinger bandı da bunu destekliyor. Günlük Bollinger bandına bakalım bir de. Orada da gördüğümüz gibi Bollinger üst bandına fazla bir yer kalmamış. Oralar hedef olabilir. 60.600 seviyeleri. Yani atıyorum alt banttan geldi, orta bandı kırdı, üst banda yaklaşmışken bir dokunması gerekir diye düşünüyorum. Dokunmazsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. O yüzden diyorum ki sarı çizgiyi takip edeceğiz. Sarı çizgi kırılmadıkça Bollinger üst bandına da gitme ihtimali var. 60.600 seviyeleri. Oralarda önemli direnç olacaktır. Haftalıktan bakalım bir de. Bugün haftalık kapanış var. Yani haftalık kapanış Şöyle anlatayım. 60.100 e, 155 diyelim arkadaşlar. Tam bakayım bir. 60.150. Oranın üzerinde gelmesi gerekiyor haftalık kapanışın. Bunu yapabilirsek arkadaşlar haftalıkta tekrar olumlu havaya dönebiliriz. Stokastik ara Sayımıza bakalım. Öncelikle maddi hala negatif haftalıkta görüyorsunuz. Yani normalde bir ayı sinyalidir bu. Ama sinyale rağmen yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Bakalım eğer haftalıkta yükselen tepeyi tekrar yaparsak bir stokastik arasaya da bakalım. Şöyle stokastik arasay. Yani burada da diplerden bir al sinyali gelmiş olacak. Bu da ayrı bir olumlu bir sinyal arkadaşlar. Yani yükselen tepe yaparsak 60 bin 150 üzerinde kapatırsak haftayı <laughs> alt sinyali de güçlerinize tekrar yukarı yönlü hareketlerin gelme ihtimali var arkadaşlar. Ne diyoruz her zaman beklentilere göre değil adım adım gidiyoruz. Beklentine 46.000 örnek vereyim bizim adımlarımız ne tekrar gideyim. Yani şimdi bu çizgileri biz boşuna çizmiyoruz arkadaşlar. Hani bazıları anlamayabilir ama hepsinin bir anlamı var. Bakın niye böyle? Diyelim e, 46 bin dolar bekliyor değil mi? Herkes 46 bin bekliyor örnek vereyim. E sen ne yaparsın? Tamam bir potansiyel var gelebilir ama bu çizgilerden ilerlersin. Mesela dersin ki bu sarı çizgi kırılmadıkça ben düşüş beklemiyorum dersin. Kırılırsa dersin ki, ha tamam buradan düşecek artık. Diğer çizgiyi hedeflersin. Oradan tutunursa Mesela düştü buraya sen zararına sattın. Buradan tutunup tekrar sarıya gitti örnek vereyim. Boşu boşuna satmış olduk. Yani adım adım gideceğiz. Yükselişlerde de aynı şekil. Yani direnç kırılmadıkça diğerini hedeflemiyorsun. Böyle adım adım gidersen beklentilerden sıyrılmış olursun. Veya algı operasyonlarından sıyrılmış olursun. Yani bizim stratejimiz budur. Her zaman bu şekilde yaptık arkadaşlar. Kanal açtığımızdan beri bu şekilde yaptık. Her zaman bir beklenti vardı. Bizim de vardı. Ama biz adım adım gittik. Her sebebinde adım adım gittik ve ters köşe yapan piyasada biz pozitif ayrışmayı başardık şimdiye kadar. Bakalım ne olacak? Umarım bu zorlu sınavın üstesinden gelebiliriz. Ee, i̇nanın bana, bütün analizler şu an çok zorlanıyor analiz yapmakta. Ee, sürekli pump dumplar, pump dumplar var vesaire. Sizin için en iyi yolu bulmaya çalışıyorum. Emin olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Ethereum'e gelelim mi? Daha dünkü videomda dedim, dedim 4000 dolar hedefim var. Yani uzun süredir diyorum arkadaşlar bu hedefe de ulaştık sonunda. Bir bakalım. Neye göre belirledim ben o hedefi? Şu an o 3950 seviyesinde. Bakalım nereye kadar iğne atmış. Ya yani 3977 az bir şey kalmış arkadaşlar. Yani dileyen karını alır, dileyen devam eder. Karar sizindir. Biz 4000 hedefimize ulaştık. Neye göre verdim ben bu hedefi? Aylardır beni takip edenler iyi bilir. Bakın şöyle grafiğimizi açalım. Şu haftalıktan çizgilerimi de açayım. Bakın arkadaşlar bu çizgileri ne zaman çizdim biliyor musunuz? Ee, o tarihler beni takip edenler bilir. Şu tarihte çizdim. 18 Ocak ayında çizdim bu grafiği. Bakın 18 Ocak. O zaman birlikte analiz ettik piyasayı. Dedik ki Ethereum ne zaman rekor haftalık kapanış yaparsa uçuşa geçmiş. Bakın hepsini tane tane anlattık. Burada kapatmış vesaire, burada kapatmış, uçmuş. Yıllar sonra tekrar kapattı dedik. Ve ilk başta bir fake atmıştı hatırlarsınız. Şu bölgede bir fake atmıştı. Üzerinde kapattı altında. Sonra tekrar üzerinde kapatınca Ethereum'da her zaman olumlu olduğumu söyledim arkadaşlar. Ve bu mavi çizgi bir gün gidecek dedim ta o tarihte. O zamanlar 2600 dolar hedefi vermiştim. Çünkü o tarihte bu çizgi 2600 dolardaydı. Ve zamana bağlı yükseldi gördüğünüz gibi. Neydi bu çizgi? Şöyle iğnelerle göstereyim. Milimetrik çizim arkadaşlar. Milimetrik. Bakın mesela 2015'te dip var. Ondan sonra 2018'deki diplerle birleştiriyoruz. Böyle bir yükselen trend çıkıyor ortaya. Burada kırılıyor. Düşüş geliyor. Şu anda da retest yaptı arkadaşlar. Bak. Retest yaptı. Ve dokunduk. Haftalık grafikte biz dokunduk bu çizgiye gördüğünüz gibi. Ethereum hedefine ulaşmıştır diye düşünüyorum. Ha. Çizgi kırılırsa yoluna devam eder. O ayrı konu. Ama biz en azından hedefe ulaştık. Onu söyleyebilirim. Şimdi 4 saat grafiğe bakınca da çizgiye dokunmadığını görüyoruz ama haftalık bazda dokunmuş. Yani bu saatten sonra ne olacağını bilemem açıkçası. Biz hedefi verdik. 4000 dolar hedefini verdik. Daha bu haftanın başında 2200 dolarlaydı. 2200'deyken Bitcoin bir daha verdik arkadaşlar. 4000 hedefini bir daha verdik. Hedefe geldi. Şimdi bu saatten sonra Ethereum alınır mı? Bence alınmaz. Bir izlemekte fayda var. Hiç almamış biri için diyorum. Eğer almışsan diplerden ne yapabilirsin? Bir bakalım. Yani minimum arkadaşlar 3860 altında 4 saat kapatmadıkça destek kırılmamış olur. Öyle düşünebilirsiniz. Destek kırılmadıkça şansınızı denersiniz. Yani şurada iğneler atmış. Kapanış yapmış. 3800 arkadaşlar. Oranın altında 4 saat kapatmadıkça bir ihtimal yukarı gidebilir. Ama dirence geldiğimizi de unutmayın. 4 saatlik de hala ulaşmamış. Günlük bazda pardon haftalık bazda ulaşmış. Gördüğünüz gibi ben bu çizgiyi haftalık bazda çizdim. Şimdi arkadaşlar çizginin üzerine attı diyelim. Şöyle 2-3 hafta tutuldu üstünde. O zaman daha sert yükselişler gelebilir ama bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi dirence gelmişiz. Direnç kırılmadan ben kırılacak diyemiyorum maalesef. Neyse Ethereum'da durumlar bu. Detaylıca değindik. Bugün altcoin videomuzda farklı altcoinlere de değiniriz. Şimdilik e, bu şekilde yapacağız. Dominansa gelelim. Dominans da bu haftalık grafik bu ara. Bakın Ethereum hedefimize ulaştık. Dominance hedefimize ulaştık. Ondan sonra arkadaşlar bir tek e, altcoin rallisi hedefimize ulaşamadık. Niye öyle oldu? Bir eksik kalan bir şey var değil mi? Ve bugün de sert düşüşler geldi altcoinlerde. Bu barım e, keriz silkelemedir. E, son alım fırsatıdır belki de. Çizgiler bir kapatalım arkadaşlar. 4 saatlikte biz yükselen tepe yapmamız lazımdı değil mi? Hareketli ortalamaları da açalım. Şimdilik MA21 sarı ortalamadan satışımızı yedik. Bu çok güzel. Buradan tekrar salma ihtimali var aşağıya. Şimdi bitcoin yükselirse, dominans düşerse, minörler eşlik ederse o zaman güzel şeyler görebiliriz. Dominansı şu seviyeyi takip ediyorduk biliyorsunuz. 47.25. Üzerinde 4 saat kapatmadıkça ekstra bir hareket beklenmez dominansta. Hala görüşümü koruyorum. Çizgi bazında da ee, bakalım arkadaşlar. Bura biraz yalama oldu şu iki çizgi. Yani belki günlük bazda çalışıyordur bir bakalım. 4 saatlikte biraz altına üstüne gidiyor. Yani günlük bazdan bakınca yani şu çizginin çok önemli olmadığını görüyoruz. Önemli olan bu çizgiler arkadaşlar. Bak. Şu mor çizgi ta aylar önce çizdiğimiz çizgi şu an altında günlük kapanışlar yapıyoruz. 1 2 3 4 5 gündür altında kapatıyoruz. Yani altında kapanışlar geldikçe düşme ihtimali devam ediyor. Yani şey var burada yeşil çizgi. 44.96. Yani bu yeşil çizginin altında da sarı diye simgeliyor. Kusura bakmayın. Yeşil çizginin altında da kapanışlar geldi mi potansiyel olarak mavi çizgiye düşebilir. 40 seviyelerinde arkadaşlar o da güzel bir rally yaptırır bize. Ama Bitcoin sarı çizgiyi kırarsa düşerse altcoinleri düşürürse hedef iptal arkadaşlar onu da söyleyeyim yani. Şimdi neye bakalım altcoin dominansına bakalım. Bu da ufak altcoinlerdeki paraları temsil eder. çizgilerimizi kaldıralım. Şöyle. Yani enteresan enteresan şeyler oluyor. Şöyle günlük grafikten bakalım bir. Şurada bir gap var. Belki onu doldurmak isteyebilir. 13.64'lerde gördüğünüz gibi bir gap oluşmuş burada. Belki onu doldurmak için düşüşe geçecektir arkadaşlar. Ama ee, sinsi sinsi çaktırmadan ara ara rekor kırıp duruyor. Mesela burada yaptı sert düştü. Burada yaptı bir daha düşebilir. Ama rekorunu kırdı neticede. yani normalde bu bunun hedefi yeşil çizgi normalde arkadaşlar. 16.70 hedefi var bunun. Düşüşlerde de tekrar bu turuncuyu takip edeceğiz. 13.28 Oranın altında 4 saat kapanış gelmemesi gerekiyor. Daha önce oradan desteğimizi aldık. Hani bir daha oradan alsak güzel olur. Hatta bir tık üstünden alsak yükselen dip şeklinde gider. Daha güzel olur. Bir de ortalamalardan bakalım buna. Ya aslında Dört dörtlük çalışmıyor bunun grafiği arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Baksanıza mesela. Yani şurada bütün ortalamaların altına kapatıyor. Tekrar üzerine atıyor vesaire. Yani Burada mesela MA 100 altında kapatıyor. Üstünde kapatıyor. Bütün ortalamaların hiçbir şey olmamış gibi düşüyor. Yani aslında çok analiz yapılmaz. Tek gördüğümüz şey bakın sinsi sinsi yükseliyor arkadaşlar. Günler haftalardır böyle kademe kademe gittiğini görüyoruz. Yani şimdilik bir problem görünmüyor burada. Şuradaki dip biraz önemli gibi 13 19 seviyeleri. Ora biraz önemli gibi duruyor. Oralar kırılmadıkça tekrar bir yerden toparlayıp yoluna devam edebilir. Şimdi de Total Market Cap'e gelelim. 2.37 trilyon olmuşuz. Yeni rekorumuzu kırmışız bugün. 2.42 trilyon. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. <laughs> Biliyorsunuz demin Ethereum çizgimi gösterdim. Burada da bir çizgim var. Yani bakın Ethereum milimetrik hedefe gitti. Öyle değil mi arkadaşlar? Milimetrik gitti. Bunu da ben aylar önce çizdim. Yani 7 ay falan olmuştur ben bu çizgiyi çizeli. O gün de dedim mesela hedefimiz bu yeşil çizgi. Rally hedefi buradır gibisinden. E, Ethereum ulaştı hedefine. Acaba bu niye ulaşmasın, değil mi? Bu da belki ulaşabilir. Bu ulaşırsa hedefine, nerede biliyor musunuz arkadaşlar? 3.4 trilyon dolar. Hatta 3.5 trilyon dolar hedefi var. Şu an 2.37 trilyon. Yani 1.25 trilyon para girmesi lazım markete. Bu hedefine ulaşırsa yani para deli para girebilir piyasaya arkadaşlar bu grafiğe göre. Ama dediğim gibi e, biz çizgilere göre hareket edeceğiz. Bitcoin'i takip edeceğiz. Bitcoin düştü mü altcoin'leri düşürdü mü umuda girmeyeceğiz tabii ki. Ama arkadaşlar düşüş gelmedikçe de hedefimizde bura var normalinde. Bir de altcoin market cap'e gelen bakın burada 3.5 trilyon hedefimiz var değil mi? Toplam markette. Bir de altcoin market cap'e bakalım. Bakın burada da beyaz çizgi var. Bunu da aynı tarihte çizdim. Hedefi verdim. Bakın. Şöyle. Bunun hedefi neydi? Şu anda 1.67 trilyon. Haftalık kapanış bu gece geliyor. Ya haftaya da 1.7 trilyon. Yani 3 aşağı 5 yukarı 500 milyar dolar para girmesi gerekiyor altcoin'lere. Diyelim Ethereum hedefe vardı ve düşüşe geçti. O zaman Bayağı para çıkmış olacak arkadaşlar Ethereum'den. Çünkü çok hacimli bir coin'dur. Kaç yüz milyar hacmi vardır. Ee, oradan para girişi bir olursa ufak altcoin'lere bir dağılırsa arkadaşlar güzel olur. Ve Ethereum'un düşüşüne rağmen bu market cap yükselirse e, bayağı bir altcoin'lere para, paralar yayılır diye düşünüyorum. Yani şimdi bu grafiklere bakınca hala bir rally potansiyeli var hala var. Ama gerçeklere bakınca da hala düşüşler devam ediyor. Şimdi şöyle anlatayım. Ethereum'un hacmi bir bakayım sizin için arkadaşlar. Ezber konuşmayayım. Ee, bir saniye. Şimdi Ethereum'e giren para Bak şu an nerede biliyor musun Ethereum hacmi? 458 milyar dolar. Bakın 458 milyar dolar market cap'i var Ethereum'un. Diyelim buradan bir %10 düştü. Ne olur o zaman? 40, e, 45 milyar dolar para çıkar Ethereum'den. Yüzde 20 düşse 80 milyar. Yüzde 30 düşse 130 milyar dolar para çıkar örnek vereyim Ethereum'de. O paralar minörlere dağıldı diyelim. Diyelim ufak bir altcoin var. E, 250. sırada. Oraya 1 milyar dolar para girdi. Direktmen arkadaşlar 5x 10x diye gider. O altcoinler. Yani 1 milyarla. Şimdi Ethereum'den 100 milyar dolar para çıktı diyelim. Ufak altcoin'lere yayıldığını düşünün. O sadece Ethereum'den çıkan para. Bir de FOMO olacak tabii ki piyasaya para girecek. Öyle öyle hedefe ulaşılabilir arkadaşlar. 1.70 trilyon. Yani Ethereum diyelim zirveyi gördü. 100 milyar dolar oradan çıktı diyelim. Buradan da 500 milyar dolar gitme payı var. Bir ihtimal Doge'den de çıksa tadından gelmez. Yani güzel bir rally gelebilir arkadaşlar. Ee, umut aşılamak için demiyorum. Bu grafikler bunu söylüyor. Ama biz ne yapıyoruz? Tekrar en başa dönelim arkadaşlar. Tamam, hayallerimizi kurduk, her şey güzeldi vesaire, mutluyduk falan. Şimdilik böyle adım adım gideceğiz arkadaşlar Bitcoin'da. Altcoinler alt tepkiyi verirse yani nasıl diyeyim? Düşüş, sert düşüşte altcoinler de düşmeye devam ederse maalesef senaryo demek ki senaryo farklı ilerler. Yani trafiklerin yalancısıyım. <laughs> ya dediğim gibi arkadaşlar hani Ethereum belki de çizgiyi kırıp uçacak bilemem ben. Ama dirence gelmiş arkadaşlar. Hani buradan satış gelirse ethereum'da o para çıkacak ve market cap de yükselişe geçerse e, ne olması lazım? Bitcoin düşmemesi lazım. Bu bir. İkincisi de altcoin'lerin de düşmemesi lazım. Yani şu an bir potansiyel var. Haftalık kapanış önemli Bitcoin'da. Tekrar yükselen tepe yapabilirsek 60.150 üzerinde kapatırsak tekrar bir olumlu hava olur. Stokastik al verir. Yani haftaya güzel şeyler görebiliriz o zaman. Ama arkadaşlar desteğimiz kırılırsa da maalesef güzel şeyler olmaz. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.